Herkese merhabalar. ElectroSoftTech kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda, geçen videoda bahsettiğimiz kesme birimlerine ait register'ları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kesme neydi? Bunu kısaca başlamadan tekrar bir özetleyelim. Kesme dediğimiz şey, yapmak istediğimiz fonksiyonları veya önceliği yüksek işleri mikro denetleyici tarafından ana program akışını keserek yaptığımız durumlardı. Yani biz polling yöntemi dediğimiz sürekli olarak koşulu taramadan programın akışını keserek o işi önceliklendirme yapıyorduk ve bu sayede mikro işlemci üzerindeki ve kod üzerindeki yükü azaltmış oluyorduk. Burada bazı birimlerimiz vardı. Gördüğünüz gibi XT birimimiz vardı. Harici kesme sağlıyordu. Harici portlardan gelen kesmeleri bu birim düzenliyordu. Daha sonrasında Nvid dediğimiz bir birimimiz vardı. Bu birimimiz işlemci üzerindeki yükü azaltan bir birimdi. Ne iş yapıyordu? Kesme isteklerini yetkilendiriyordu. Aynı zamanda dediğim gibi karmaşık kesme isteklerinin işlemciye sürekli yük getirmemesi için bu istekleri düzenliyordu. Şimdi de bu birimlerin registerlarını incelemeye başlayalım. İlk olarak XT ile başlayalım. Daha doğrusu XT'ye gelmeden System Configuration Controller dediğimiz register incelememiz gerekiyor. Bundan isim olarak bahsetmiştim bir önceki videoda. Şimdi bu register'ımız ne işe yarıyor? Bir önceki videoda ne demiştik? XT biriminin herhangi bir XT birimine sadece bir port kaynak girişi olarak sağlayabiliyorduk. Yani biz burada bütün portları aynı anda aynı XT birimine bağlayamıyorduk. Bir tanesini seçmemiz lazımdı. Bizim bu portu seçerken daha doğrusu seçmemizi sağlayan register'ımız External Interrupt Configuration Register'ımız SSCFG. Biz bu register'ı bitlerini değiştirerek hangi portu XT hattına kaynak girişi olarak vereceğimizi belirliyoruz. Register'ı incelediğimiz zaman görüyorsunuz PA pini için XT 0, 1 veya 2 için atıyorum. PA XT 0'ın PA 0 pinini aktive etmek için 000 değerlerini giriyoruz buraya. XT 1'in atıyorum PB 1'ini aktif etmek isteseydik şu bölgeye yani 4. 5. 6. ve 7. bitlere 0001 bitlerini girmemiz gerekiyordu. Bu sayede dediğim gibi portları aktif ediyoruz. System Configuration Controller'dan sonra şimdi biraz daha XT'nin registerlarını inceleyelim. Bu register'ımız Interrupt Mask Register. Burada yapmamız gereken şey hangi XT hattını kullanmışsak, yani XT 0, 1'den bahsediyorum. Hangisini kullanıyorsak onun üzerindeki maskelemeyi kaldırmamız gerekiyor. Bunda da gördüğünüz gibi maskelemeyi kaldırmamız için o bit'e bir değerini vermemiz lazım. Atıyorum XT 2 hattındaki maskelemeyi kaldırıp onun kesme yapmasını, o hattın kesme yapmasını sağlamak istiyorsak ikinci biti bir değeriyle değiştiriyoruz. Daha sonrasında Rising Trigger Selection Register'ımız ve Falling Trigger Selection Register'ımız var. RTSR ve FTSR. Bundan geçen videoda bahsetmiştim. Burada da ne oluyordu? Yükselen kenar sinyali geldiği zaman kesme oluşmasını istiyorsak buradaki bitleri hangi kesme hattına ait hangi kesme hattında bunu yapacaksak o hatta ait biti bir yapıyorduk. Atıyorum XT4 hattını kullanıyoruz. Buradan da yükselen kenara sahip bir sinyalimiz var. Daha doğrusu yükselen bir kenarla işlem yapmak istiyoruz. Dördüncü biti birliyoruz. Aynı şekilde falling için de düşen kenar sinyalleri için kullandığımız register. Son olarak pending register'ımız var. Bu register bize aslında bir koşul sağlayan register diyebiliriz. Daha doğrusu biz buna bakarak işlemleri yapacağız. Bu register'a bakarak işlemleri yapacağız. Hatırlarsınız bundan önceki
polling yöntemiyle yaptığımız OART ve GPIO örneklerinde biz ne yapıyorduk? Karşılaştırmamız gereken bir değer olması gerekiyordu. İşte OART'ta mesela TXE Register'ı vardı. TXE Register'ının bir olup sıfır olmasına göre bizim karakterlerimiz sırayla geliyordu veya işte TXE'nin sıfır olduğu durumda boştu, valinin içi boş dönüyordu. Sonra bir olduğu zaman işte boş olduğunu anlayıp while'ın içinden çıkıyordu ve diğer karakteri atamaya başlıyordu. Burada da aynı şekilde pending register kesme herhangi bir kesme oluştuğu zaman pending register'daki ilgili bit 1 oluyor ve bu kesmenin yapıldığı anlamına geliyor. Biz burada bu register'ı inceleyerek kesmenin olup olmadığını görebiliyoruz. Ama biz bunu kodlarda nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Biz bunu bu biri sıfıra çekmemiz lazım. Yani bir işlem yaptıktan sonra onun üzerinden tekrar bir işlem yapabilmek için o bir değerini sıfıra çekmemiz gerekiyor. Yani kesme oluşmuş, tamam. Artık biz kendimiz onu sıfıra çekip yeni bir kesme oluşmasını sağlamamız lazım ve yeni bir fonksiyonu çalıştırmamız gerekecek. Bunu da yaparken yani register'ı birden sıfıra çekerken de bu pending register'ı ilgili bitine bir vermemiz lazım. Burada böyle bir mantık var. Yani zaten pending register bir, biz sıfıra çekeceğiz ama sıfıra çekerken bitimizi bizim birlememiz gerekiyor. Böyle bir farklı bir durum var, ters bir durum var daha doğrusu. En başta söylemedim ama tabii biliyorsunuz biz herhangi bir birimle çalışacaksak o birimin clock kaynağını aktif etmemiz gerekiyor. Yani burada işte sistem configuration controller'ın da clock kaynağını aktif etmemiz gerekiyor. Eksiğini de aktif etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Nvidia'nın de bağlı olduğu clock hattını aktif etmemiz gerekiyor. Ama Nvidia'da şöyle bir durum var. Nvidia bir CPU'nun çevre birimi olarak geçiyor. Yani ARM mimarisinde yer alan bir birim. Nvidia kaynağı için hangi clock hattını aktif edebileceğimizi biz ARM'ın bize sağladığı dokümandan öğreniyoruz. Yani bunun işte STM'in bize sağladığı referans modelden daha farklı bir doküman. Burada biz Cortex M4 cihazları için oluşturulmuş bir doküman bu. Çünkü STM32F4 kullanıyoruz. M4 çekirdek olduğu için. Şimdi burada M4'ün çevre birimlerine bakalım. Nested Vector Interrupt Controller, EMIC. Evet, EMIC registerlerini incelediğimizde CMSIS fonksiyonlarını burada görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi EMIC Enable IRQ fonksiyonuyla biz NV'mizin hattını aktif edebiliyormuş, enable edebiliyormuşuz. Aynı şekilde disable fonksiyonu var. Set priority var. Burada bundan da bahsetmiştim. Önceliklendirme vermek istersek kesmeler arasında bu fonksiyonu kullanabiliriz. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videomuzda kesme registerlerini inceledik. Özellikle EMIC ve XT, System Configuration Controller registerlerini inceledik. Bundan sonraki videomuzda bu videomuzda bahsettiğimiz registerleri kullanarak buton uygulaması yapacağız. Yani buton ile LED yapacağız. Bu sefer polling yöntemiyle olmayacak. Kesme kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.